Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bizim buranın, yani bizim ilçenin bir köyü var. Bu köyde bu kardeşimiz, köyün inekleri değil mi kral? Aynen abi. Kalabalık, aynen. Köyün ineklerini güdüyor. Yalnız bu kardeşimizdeki önceki köpekleri biraz yılgın, korkak mı deriz artık, yılgın mı deriz? Ya birisi höt dese eyvallah diyormuş, gidiyormuş yani. Bu kardeşimiz de böyle bir aslan parçası getirmiş. Bu arada kurtçul diyorlar değil mi getirdiğin yerden? Kurtçul diyorlar. Köyde birkaç kişi mesela eskinin adamları var. Onun evet. Tipine kılığına kurtçul diyorlar da bilmiyorum yani, anlamam pek. Yine de biz takipçilerimize de soralım. Şöyle bir ağızdan gözden sanki bir kurtçulluğu var gibi aynen, duruyor. Aynen, arkadaşlar yardımcı olabilirler. Aynen, bilen abilerimiz var. Bizden daha şeyli kişiler var. Aynen, bilgili. Bu kardeşimiz benden bir ricada bulundu arkadaşlar. Dedi ki abi böyle böyle senin bozoyu biliyoruz. Çok cesaretli bir hayvan. Benim böyle bir köpek getirdim. Bu köpeğin cesaretini çözse dedi, bozo çözer dedi. Bozoyla bir yan yana getirelim abi dedi. Hani en azından yabancıların ineklerini güdüyorum dedi abi dedi. Başına bir şey gelse dedi, sorumluluk altındayım dedi. İyi bir köpeğim olmasını istiyorum dedi. Ben de kıramadım. Bozoyu aldım getirdim. Şimdi bozo yukarıda arabanın içinde arkadaşlar. Birazdan getireceğiz. Cesaret testine tabi tutacağız bu aslanımızı. İsmi neydi ola? İsmi abi Duman. Duman. Güzel ismi var. Vallahi yakışmış da tam ağzına gözüne. Abi bir de bu ayağındaki... Onu da söyleyeceğim. Şimdi ilk önce şeyden başlayalım arkadaşlar. Ben kendi fikrimi söylüyorum arkadaşlar. Kafa kısmı ve döşe kadar muhteşem bir kuyruğunu sevmedim arkadaşlar. Yalana gerek yok. Bir ora bozuyor. O da diklenince nasıl olur bilemiyorum. O da var. Şimdi basar muhabbetinde basarında hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım ben. Basarlar ne? Dört dörtlük düzgün duruyor. Ön ayaklarının kalınlığı güzel. Bu kardeşimiz de şöyle bir sıkıntı yaşamış parmağında. Ayak parmağında. İltihap. Orada bir iltihap oluşmuş. Daha iyi etkili bilen arkadaşlarımız varsa, ben birkaç şey söyledim ama yine arkadaşlarımız, iyi bilen arkadaşlarımız varsa yorumlarda belirtirlerse bu kardeşimiz de bir çaresine bakar. Şimdi veteriner muhabbetine gireceğiz arkadaşlar. Bizim burada köpekten dört dörtlük anlayan bir veteriner yok. Bana antibiyotik verdi. Yani. Antibiyotik uyguladım. Birkaç tane de iğne yaptı ama geçmedi. Ya eminim ben, yani abi bir köpek konusunda sadece bir veteriner olacak arkadaşlar. Şimdi adam ineğe koyuna bakıyor ama köpek çok farklı oluyor bu konuda. Sen de çıktın mı? Ne anam say mı lan? Anam senin köpeğin olayım. Camı mı açıldı acaba? Gel oğlan, o zaman direkt başlayalım. Sen onun yanından uzaklaş. Onun yanından uzaklaş. Gel böyle. Zaten onun üstünde de ip var biliyor musun? Ama onu sağlam bağla hemen. Hızlı bir şekilde. Dürbük. Şimdi elimizde yaparsak bir anlamı kalmaz biliyor musun kral? O da hırlar, o da hırlar. Yapmaz değil mi? Bağlayacağını. Şimdi yok. Sen bu tarafa gel. İstesem ben onu tutayım mı? Onu tutamazsın sen. Bozo'yu tutamazsın. Bozo bir gelsin. Ulan hayır olur. Dur. Hayır. Sen hiç ses yapma kral. Hiç ses yapma. Yanıma gel. O Bozo da öyle bulaşkan değil. Öyle şey yapmaz. Bir cesaret testine en güzeli böyle olur. Şimdi ben de ipte tutayım. Sen de ipte tutarsan hırlaşırlar, gülleşirler. Bozo gel oğlum gel. Babuş. Ba. İyice tartteli olan kupağını. Tamam mı? Bak ben bunu zaten her videomda söylüyorum. Bozo çok bulaşkan köpek değil. Ama kafası da atarsa çıldırıyor. Ha bu yetiştirme tarzıyla alakalı bir şey. Aferin benim oğlum. Aferin ikinize de. Hadi bak. Kuyruğunu yine sevmedim kral, aslına bakarsan. Dikse de. Evet.
Ya şu an bu arkadaş olma kapasitesine geldi. Çok sakin bir köpek. Aynen. Zaten bu önemli, biliyor musun? Çok sakin. Aynen. Bak şimdi burada hani şöyle söyleyeyim sana. Çok sıkıntılı bir durum olsa belki ona göre ayak uyduracak. Bak bozu hırladı değil mi? Niye? Kazınma diyor. Evet. Aynı bizim kurt bana diyordu ya. Aynı onun gibi. Bu arada yaşı kaçtı kral bunun? 3 yaşında var. 3 yaşında. Bozodan bir yaş küçük. Aynen. Bozodan bir yaş küçük. Arkadaşlar bu arada o sinekten çok huylanıyor. O yüzden gidiyor. Yoksa korup kaçtığından değil. Onu da belirtelim. En iyisi böyle oldu ya. Yoksa ipte tuttuktan sonra yine hırlaştırma belki yaparız ama bu şekilde daha iyi oldu. En azından... Sonra hırlamaz bu daha. Evet. Benimki hırlamaz daha. Hırlamaz mı? Yok öyle. Ben bozo hırlattırsam o hırlamaz mı? Öyle yaparız. O zaman hırlayabilir. Yoksa bu şey yapmadan imkanı yok yani öyle. Evet. Aferin sana bozo. Aferin benim oğluma. Ayağı kanıyor baksana ya. Kanasın yürür. İçinde pislik ahar. Aferin kinese de. Arkadaşlar yani çok... İp olması kötü oldu, biliyor musun? Şimdi takılırlar birbirlerine. Yok yok, o takılmaz. O öbür tarafta ya. Aferin lan sana. Bak bak bak. Bozo böyle durur durur, biliyor musun? Hani çekinmiş gibi durur. Hayır. O şey ses ne kadar ses yaparsa o kadar sıkıntı, biliyor musun aslında? Çekiniyorum bazen de. Üstlerinde ip olması da iyi bir şey aslında. Hemen tutup çekeriz. Bozo çok badireler atlattı deli olan. Bozo'nun yediği inne zaten haddi hesabı yok. O yüzden de kısırlık olayı ben ona bağlıyorum. Zaten Bozo'nun şu an acayip şekilde, bozo sıcağı hiç sevmiyor. Bozo'ya bu mevsimde imkanı yok, kilo aldıramazsın. Baksana sıcaktan. Hemen onun altına kaçıyor. Bozo babuş. Ama bozo kışın öyle bir tavlanıyor ki, yani dersin ki bu bozo değil dersin, yani o derece oluyor. Geçirdiğimde bir etliydi, yani yürüyemiyordu, o kadar etliydi. Bunu evet. Mala falan götürdüm, hayvanlara götürdüm işte, geze. İmkan yok, kilo alamaz. Aynen. Gezmesin. Sabah 7'de çıkıyor, akşam 7'ye kadar dağda taşta arazide geziyor. Değil mi? Geçirdiğim zamanlarda böyle hiç yatma muhabbeti yoktu bunda. Hep geziyordu, oturmuyordu bile köpek. Devamlı geziyor, değil mi? Ben anlamadım. Hatta bir iki gün getirdim. O zaman şey olabilir. Bu aldığın yerde sürekli bağlı kalıyor olabilir. Ondandır ya. Evet. O yüzden. Hatta bir iki gün getirmedim. Acıdım, yazık. Yatmıyor. Yaramıyor diye. Aynen, dinlensin. Kendine gölgelik arıyor. Arkadaşlar şu anda dumanı da serbest bıraktık. Zaten birbirlerine biraz alıştılar. Biraz daha yan yana geçsinler şöylece. Aferin lan size. Ha böyle arkadaş gezin. Aferin benim oğluma. Bir de kulaklarını çok dipten kesmişler hayvanlar. Önceden değil mi? Obuşlar. Aferin size. Vah, ne güzel arkadaş oldunuz lan. Yürüdüler. Ha? Alıştılar bizi. Sevdin lan bozu. Ha, dumanı. Arkadaşlar işte ben bunu sürekli bahsediyorum. Kral, bazen bozuya korktu diyen arkadaşlar olabiliyor, biliyor musun? Korkma değil. Sadece adını sen getir. Önemli bir mesele olmadığı sürece kolay. Ya olabilir ki. Şeye girmez. Olabilir. Hayvan kaç tane yere gidiyor, kendi mekanı değil. Tabii canım, kendi mekanı değil. Ondan sonra adını sen getir. Belki dartıyordur, düşünüyordur. Tabii canım, yeri yabancılar. Yani, köpekler mal değil arkadaşlar. Onlar da fikirli, düşünceli yani. Şimdi gene ufaktan da olsa bir hırlaşırlar da, daha doğrusu arkadaşlar. Hani ama bu sıcak meselesi köpeklerde çok kötü bir şey. Hele bu Kangal, Anadolu çoban köpeği bu sıcak muhabbetine hiç gelemiyor, hiç sevmiyor. Evet. Kesinlikle yani. Bir de şöyle bir mesele var abi, köpekler piç köpek değil, biliyor musun? Zar evet. Olsa, piç köpek olsa zaten bunlar birbirine zor eder. Zor ederdi, aynen. Yani hayvan... Şimdi biraz şeyliler yani. Aynen, piç köpek olmadıkları için. Heh. O diş atar, bilmem bir şey yaparlar. Bir sürü şey yaparlardı. Ne güzel, yan yana duruyorlar arkadaşlar.
ya bu yani sıcaktan ediyor kral. Dediğim gibi ya işte da sakin köpekler. Sakin köpekler. Hani durduk yere bunu yani yetiştiren insan da önemli. Biliyor musun? Hani hemen şuraya gitsin vay şuna çoksun gibisinden muhabbetine yetiştirirse zaten o köpek zaten otomatikman senin bir parçan oluyor. Aynen. Yani ona göre ayak uyduracak. Devamlı o senden o hareketi bekliyor yani. Onu bekliyor senden. Ya bu burada bir gerek var mı mesela bunların hırlık gününe? Yok canım. Boğuşmasına. Gerek yok. Yani ne ortada dişi var, kızan var. Boğuş sebep yok. Ne yani, ortada yemek şey. İçmek var. Ne ortada mekanı sahiplenmek, yerini sahiplenmek var. Hiçbir şey yok. Sadece bir arkadaş oldular. Ama kafası çok hoşuma gitti. Bir de cinslikten bakışları. Falan yani bilenler varsa bir yorum. Tam olarak cinsi ne? Aynen. Gibisinden. Hani pek anladığım bir özellik değil yani. Ben sadece beslerim. Ya, ya sonuçta tam olarak anayı babayı da bilmediğin için. Aynen bilmiyorum. O yüzden de yine de anayı babayı bilmeyip de bu konuda daha göz alışkanlığı olan abilerimiz var. Biliyor musun? Onlar için var. Evet kesin onlar bilir yani. Yani en azından şu kıvamda diyebilirler. Aynen. Bir evet. Şeye benzetirler en azından. Bir şeye benzetirler. Evet arkadaşlar duman sıcağı ve sineklere pek dayanamadı eve doğru gidiyor. Bence cesareti iyi deli olan. Hani bilmiyorum abi artık. Zaten şöyle söyleyeyim sana korkan köpek de öyle hemen başlar daha anlıyor mu? Zaten o köpek korktuğu için yapar. Korktuğu için yapar. Ne oldu hiç ses soluk yaptılar mı? Aynen. Yani. Hani bir laf var ya ısıran köpek. Ya, ıstıracak köpek havlanmaz. He. Yani ha yerine göre havlanmasını da bilir ama bence korkan köpek çok aşırı derecede havlar. Mesela evin içinde olur. Mekanında olur. Bağır olur. Yani. Elinden bir şey gelmez. Belli etmek için. Belli etmek için. O bağırır yani. Bağlı olduğu için. Çözülemediği için. Yan yana gelin gel arkadaşlar. Gel oğlum gel. Hiç umursamıyor. Zoruma gidiyor ki. O şu anda sıcaktan aslında biliyor musun? Normalde şey der de sıcak, aşırı derece sıcak var. Yani bu hayvanlar kesinlikle sıcağı sevmiyor der oğlan. Kesinlikle. Şu an şu küylerin içinde sen olsan ne olurum? Yes. Durulmaz. Vallahi. Evet kral, duman sıcaktan durmadı gitti. İnşallah yanına daha çok gelir giderim. İnşallah giderim. Zaten abi. Böyle olmadı, sen bana çay demleyeceksin daha da. İşte, aynen öyle. Aynen öyle. Kurt bağına gelirim. Haydutuna gelirim. Kurt bağın. Kurt bağın dediğim gibi gerçekten çok sevdiğim bir köpek. Ya kalitesi, cinsliği, fiziği, sakinliği. Çok hoşuma giden bir köpek. Kurt bağın yani efsane bir şey ya. Aynen. Hani haydut dediğin şımarık bir şey de kurt bağın ama bulaşkan değil. Aynen. Ama bulaşırsa da tam bulaşıyor. Sakin köpek. Önemli olan o. Aynen. Evet. Misal burada da aynı muhabbet döndü. Bozu da aynı. Bulaşırsa aynen. Dehşet bulaşır. Bu köpeği bilmiyoruz ama o da sakin durduğuna göre aynen. O da aynı muhabbet. Bilmiyorum öyle yani boş durmadım şey yapmadım sevmem de öyle şeyler. Yok gerek yok abi. Gelin ona. Malıma gelsin. Hayvanların peşinde kurt oluyor, domuz oluyor. Yani tabi canım kötü huylu insanlar olur. Aynen. Sadece malın güvenliğini sağlasın yetiyor bana. Yani aynen öyle. Kral var mı başka bir isteğin arzun? Ağzına sağlık abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kral. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. İndim. Bozo camlar kapalı. Bakın camlar kapalı. Öbür taraf kapı da kapalıydı. Abi bu bizden göre bu ağzına mı bastı acaba? Şuradan çekip de bu kapıyı. Bir daha da yerime oturma. Bak. Vallahi başka şey alternatif yok değil mi? Tabii canım. Vallahi arkadaşlar kapıyı. Kapıda zaten kıvık duruyordu galiba. Vallahi bilmiyorum nasıl açtı. Açtı dürzü. En son ben indim ben kapattım iyice ya. Çok akıllı bir hayvan ya dürzü.